NASA ve ESA'dan bilim insanlarının gerçekleştirmiş oldukları bir çalışma, Dünya'yı vurması muhtemel bir asteroide karşı neler yapabileceğimizi gözler önüne serdi. Bilim insanlarına göre henüz elimizde bir göktaşının Dünya'ya çarpmasını engelleyebilecek bir teknoloji bulunmuyor. Dünya'nın dört bir yanından bilim insanları, geçtiğimiz hafta Dünya'nın geleceği ile ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirdiler. NASA ve ESA'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdüren bir grup uzman, NASA'nın kıyamet günü simülasyonunda, Dünya'ya çarpması muhtemel olası bir asteroid tespit edilmesi durumunda, hasarı en aza indirmek ya da tamamen yok etmek için çözüm arayışına girdiler. Simülasyon, mantık olarak son derece basit. Bilim insanları, yaklaşık 56 milyon kilometre uzaklıkta, 6 ay içinde Dünya'ya çarpması muhtemel, bir göktaşı tespit ediyorlar. Bilim insanları, çalışmanın her gününde asteroidin boyutu, yörüngesi ve çarpma ihtimali ile ilgili yeni bilgiler ediniyorlar. Ancak aynı zamanda her gün, asteroidin çarpacağı düşünülen güne haftalarca yaklaşıyorlar. Bilim insanları, çalışmaya konu olan varsayımsal asteroide, 2021 PDC adını verdiler. Söz konusu asteroidin 19 Nisan'da tespit edildiği ve 20 Ekim'de Dünya'ya %5 ihtimal ile çarpacağı hesaplandı. Çalışmanın ikinci gününde ise bilim insanları, 2 Mayıs tarihine gelmiş bulundular ve yeni hesaplamalar neticesinde, 2021 PDC'nin Avrupa ya da Kuzey Afrika'yı kesinlikle vuracağı hesaplandı. Çalışmanın üçüncü gününde tarihler artık 30 Haziran'ı gösteriyordu ve 2021 PDC'nin Doğu Avrupa'yı vuracağı kesinleşmiş durumdaydı. Dördüncü günde ise bilgiler daha da kesinleşti ve asteroidin Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya arasında bir bölgeye %99 ihtimal ile vuracağı belirlendi. Çarpma, Türkiye'nin batısı da dahil olmak üzere tüm Doğu ve Orta Avrupa'yı etkileyecek büyüklükte bir nükleer bomba etkisi oluşturacaktı. Bilim insanları, söz konusu asteroidin Dünya'yı vuracağı kesinleştiği andan itibaren çarpışmayı engelleyecek ya da etkisini hafifletecek çözüm yolları aradılar. En olası yol, asteroide doğru üzerinde nükleer patlayıcılar bulunan bir roket fırlatmak ve asteroidin parçalara ayrılarak büyük bir zarar vermeyeceğini ummak oldu. Bu konuda sorun şu ki, asteroidin boyutu tam olarak anlaşılamıyordu. Yani 2021 PDC yalnızca 35 metre çapa sahip olabileceği gibi, 800 metre çapa sahip olma ihtimali de bulunuyordu. Dolayısıyla atılacak bir nükleer bomba onu parçalara da ayırabilir, üzerine küçük bir krater de oluşturabilirdi. Çalışmanın sonunda bilim insanları mevcut teknolojilerin, Dünya'ya çarpması muhtemel bir asteroidi 6 ay gibi bir sürede durdurmaya yetecek imkanlar sunmadığı kanısına vardılar. Neyse ki bilim insanları henüz, Dünya'ya yaklaşmakta olan bir göktaşı tespit etmediler. Ancak yakın bir tarihte böyle bir şey gerçekleşirse, bu çarpışmaya pek de hazır olmadığımızı söyleyebiliriz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.